Tamam. O zaman ilk soruyu Halil Bey'e soruyorum öncelikle. Etkinlik nasıl geçiyor? Beklentileriniz karşıladı mı? Gözlemleriniz neler? Ya bu sabah hem TEGEV grubunu hem Ahmet'i hem de bu kitleyi görmek güzeldi. Bugün lansmanıydı hem kitabın hem videonun. O açıdan da izleyiciden o güzel bir enerji aldık. Umuyorum ki hedeflerine ulaşacak proje. Yeni nesil yayıncılık ve sanatın geleceği adına NFT ve kripto sanat sizin için ne ifade ediyor? Sanatta zaten bir sanatçı üreticisi olarak dijital sanat ve video art yapıyordum. Bu NFT'nin Covid ile beraber gündeme girmesiyle beraber evden uzaktan da gruplarla çalışıp bir şeyler yapabileceğime karar verip bu işe girdim. Bunu yaparken de bu Karne isimli bir sadece sanata odaklı bir NFT platformu açıldı. Aslında biraz oraya girmek için, destek olmak için girmiştim ama sonrasında bu üretim dilini sevdim ve bir süreklilik sağladı. Ahmet Uysal için yaptığımız Dünya için Koşan Adam kitabı da aslında bununla ilgili. Bu yaptığım NFT'den yola çıkarak bir çocuk kitap yapabilir miyiz diye düşünürken daha önce Yapı Kredi yayınlarından yazar Süreyya Evren'le beraber Türkiye'de Güncel Sanat isimli bir kitap yapmıştık çocuklarla ilgili ve büyük ilgi görmüştü. Orada da çünkü sadece okuyan masal okur gibi değil de okuducuklarla interaktif olarak harekete geçen çevresindeki ürünlerden sanat eseri, enstalasyon yapabilecekleri bir interaktif bir kitaptı. Burada da Metaverse, AR, VR ya da MR gibi teknolojiler konuşulurken bunun bir çocuk diliyle daha anlaşılabilecek hem halk anlayabilecek hem de çocuklar anlayabileceği bir kitap olsun istedik. Dolayısıyla bu NFT'de kullandığımız konseptten yola çıkarak 7 farklı görsel oluşturduk. Ahmet Uysal'ın 7 gün 7 kıta 7 maraton koşması gibi. Artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak akıllı cihazınız bu kitaba tutulduğunda içindeki görsellerin hareketlenip kitabın dışına taştığını ve bu yaratıcı çocuklara deneyimlemenin güzel olduğunu, demin Özgür'ün de belirttiği gibi yani kitaplardan uzaklaşan yeni nesil kitleyi teknoloji kullanarak yeniden hakikaten geri çağırabilecek bir proje de oldu aslında istemeden de olsa. Dolayısıyla bu sonuçlardan mutluyuz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Özgür Bey'e geçiyorum. Siz bugün burada soru soran taraftaydınız aslında ama sizin NFT ve sanatın geleceğine dair düşünceleriniz neler? Benim için bu toplantıdaki bu söyleşte en önemli mesele şu oldu. NFT'nin kendisinden değil, belki de ilk defa benim en azından şahit olduğum kadarıyla içeriğinden bahsettik. Yani NFT ya da augmented reality aslında birer medium. Yani aslında ne anlatmamız gerektiği önemli. Bu da hani NFT hakkında birçok şey var. Hani ben de bilmiyorum tam olarak nereye gidecek ama Halil Altındere gibi, Süreyya Evren gibi insanların artık bu işin içine girmesi bunu artık NFT değil de içeriğini tartışmamızı yol açacak. Ben bunu umutlu olarak bir şey olarak görüyorum. Peki sizin için etkinlik nasıl geçiyor? İstanbul'un çok güzel mekanlarından birindeyiz. Böylesine enerjisi yüksek bir buluşma ya bu tarz buluşmalar sizin için ne ifade ediyor? Bir araya gelmek her zaman aslında böyle durumlarda güzel. Tabii özellikle Covid'den sonra bu tip bir araya gelmeler, yani özellikle medya, kültür, sanat ortamında tesadüfi bir araya gelmeler, insanlarla karşılaşmalar çok yaratıcı sonuçlar doğurur. Biraz ondan mahrum kalmıştık. O bakımdan çok heyecan verici. Takip edebildiğim kadarıyla içeriği de aynı şekilde. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi